Bakın arkadaşlar, evin damından damlayan su, dışarıda yağan sağanak yağmurdan daha etkilidir ve daha kötüdür. Dışarı sel götürür, yağmurdan göz gözü görmez, ancak evin damından akan su insanı daha fazla rahatsız eder. O yüzden şu an dışımızda, evimizin dışında, çekim alanlarımızın dışında nice insanlar ağır imtihanlar görür, ancak biz en yakındaki olanlardan daha fazla etkileniriz. Diğerlerine üzülürüz. Gözümüzden damlalar akar ama en yakınımızdaki imtihanda kalpten damlalar sızlar. Bu anlamda dikkat edeceğiniz husus, peygamberler açlıkla, susuzlukla, düşmanların korkutulmalarıyla imtihan olurken en ağır ve çetin imtihanlarını evlerinin içerisinde yaşamışlardır. Adem aleyhisselam gibi. İnsanlığın ilk peygamberi. İnsanlığın atası. Neyle imtihan olmuş? Kan emici bir evlatla imtihan olmuş. Gidelim Nuh aleyhisselama bakalım. İnsanlık Allah'tan uzaklaşıp putlara tapmaya başladığında Allah o kavmin içerisine Nuh aleyhisselamı 9 değil, 90 değil, tam 950 sene sürecek bir peygamberlikle imtihan etmiş. Hangi kapıyı çaldıysa geri çevrilmiş. İnsanlar hakaret etmişler. İmtihan bitmiş mi? Bitmemiş. Suyun olmadığı bir yerde gemiyi götürmesiyle imtihan olmuştur. Allah demiştir ki ey Nuh, bir gemi inşa et. Bu müşriklerin ve zalimlerin alay konusu haline gelmiştir. Ey Nuh, o yanındaki sefihlerle haşa, o aklını kullanamayanlarla bu gemiyi imal edip bu gemiyi nerede yüzdüreceksin diyerek onların sözleriyle imtihan olmuştur. Halbuki Nuh aleyhisselam gökten suyun fışkıracağını, yerin suyun altından fışkıracağını bilmiyordu. Bunu hesaba katmıyordu. Allah yap dedi ve imtihanın bir parçasını yaşadı. Ama size bir şey söyleyeyim aziz dostlar. Nuh aleyhisselamı yıkan o kafirlerin sözleri değil, evinin içerisinden çıkan kafirler Nuh aleyhisselamı yormuştur. Dalgaları kendisini boğan evlat Nuh aleyhisselamı yormuştur. Ey baba, sen ne yapıyorsan yap. Sen nasıl mücadele edersen et. Ben dağın zirvesine çıkaracağım ve senin Rabbinden kurtulacağım diyen bir çocuk Nuh aleyhisselamı yormuştur. Evet. Gidelim Lut aleyhisselamı ziyaret edelim. Affınıza sığınırım. Eşcinsellerin olduğu, erkeklerin kadınlardan uzaklaşıp birbirlerine yaklaştığı bir topluma Allah Lut aleyhisselamı peygamber olarak göndermiş. Ağır bir imtihandır arkadaşlar. Meşakkatli bir imtihandır. Kendiniz düşünün. Yürüdüğünüz yolda kaldırımda bir eşcinselle karşılaşmaktan nasıl imtina ediyorsanız, bindiğiniz vagonda nasıl ki öyle bir insanla yolculuk yapmaktan haya ediyorsanız, göz göze gelmekten korkuyorsanız, aman ha yolda bana bir soru sorar diye yolunuzu değiştiriyorsanız, neden? Çünkü zor bir imtihandır. Allah Lut aleyhisselamı eşcinsel insanların bulunduğu ortamın içine bırakmış ve peygamber yapmış. Zor bir imtihan değil mi? Ama size daha zorunu söyleyeyim aziz dostlar. Ne olur Lut aleyhisselamı hayal edin. Lut aleyhisselam siz olun. Çarşıda, pazarda, sokakta, her türlü yerde bu insanların o kem gözleriyle, düşman gözleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Size kötü gözlerle bakacaklar. Ey Lut, bizle uğraşmayı bırak. Git dinini dağlara anlat, taşlara anlat, hayvanlara anlat. Bizden uzak dur, zevklerimizden uzak dur diyecekler. Sizce Lut aleyhisselam ne ister biliyor musunuz? Kapısına vurduğunda kendisini açacak, mütebessim bir çehreye sahip saliha bir kadını arzulayacaktır Lut aleyhisselam. Ve kavminin ona
ne kadar eziyet verdiğini, ne kadar cefa yüklediğini anlattığında kocasının sırtını sıvazlayacak, korkma diyecek, çekinme diyecek. Senin alemlerin Rabbi olan Allah gibi bir Allah'ın var. O seni yalnız bırakmayacak. O senin yardımcındır. O seni her daim koruyacak. Nusretini sağanak yağdıracak. Bir kadının sözlerine ihtiyacı vardı. Yalnız ne olur dikkat edin kardeşlerim. Lut aleyhisselam kapıyı çaldığında ona kapıyı açan kadın bizzat kafir. Lut aleyhisselamın da düşmanı bir kadındı, subhanallah. Lut aleyhisselam kendisine iman edenlerle bir yerde toplandığında hemen bu kadın koşuyor. Lut aleyhisselamın düşmanlarına diyorlar ki kocam ve arkadaşları şuradadır. Ne kadar ağır bir imtihan değil mi kardeşler? Eşcinsel bir toplulukla imtihan olmak ayrı bir dert. Ama evinin içerisinde seni anlamayacak, sana yardım etmeyecek, yük olacak bir kadınla imtihan çok daha zor aziz dostlar. Hadi İbrahim aleyhisselama gidelim dostlar. Hani dedik ya Nuh aleyhisselam döneminde insanlar Allah'tan uzaklaştı, puta taptılar. İbrahim aleyhisselamda insanlar daha büyük facialar yaşadılar. Ay'a taptılar, güneşe taptılar, yıldızlara taptılar, hayvanlara taptılar, gölgelerine taptılar, topraktan yaptıkları putlara taptılar. İbrahim aleyhisselam böyle bir toplumun içerisine davetçi bir peygamber olarak bırakıldı. Ağır bir imtihan aziz dostlar. Zor bir imtihan. Ama size daha zorunu söyleyeyim mi? Kendisi putları yok etmek için mücadele ederken evinin içerisinde bir adam vardı, putları inşa ediyordu. İbrahim aleyhisselam putları yıkmaya çalışıyordu. Evinin içerisinde bir adam vardı, o da putları tamir etmeye çalışıyordu. İbrahim aleyhisselam Nemrut'a ve Nemrut zihniyetine savaş açmıştı. Küfür ve şirk otoriteleriyle mücadele ediyordu. Evinin içerisindeki adam da Nemrut ve zihniyetine yaklaşmaya çalışıyordu. Şerefi ve izzeti Nemrutların yanında aramaya çalışıyordu. O adam kim biliyor musunuz? İbrahim aleyhisselamın doğmasına ve büyümesine vesile olan babasıydı aziz dostlar. Ne kadar zor bir imtihan düşünebiliyor musunuz? Hadi Yusuf aleyhisselama gidelim. Bir peygamberin oğlu olmak kadar büyük bir şerefe sahip ama bir taraftan da hain, haset sahibi kardeşlerle imtihan olmak, subhanallah. Hasedin de öyle bir zirvesini yaşamak ki kendisini ortadan kaldırmak için mücadele eden bir kardeşlerle imtihan olmak. Ne kadar zor biliyor musunuz aziz dostlar? O yüzden kardeşlerim, peygamberler davaları uğrunda çok sıkıntılar yaşadılar ama onların üzerine en büyük yük evlerinin içerisindeki anneler, babalar, hanımlar, oğullar, kızlar, amcalar veya dayılar olmuştur. Bunun musibetin, böyle bir imtihanın zorluğu gerçekten çok ağır.